Evet, gece gece süt mayalayacağız ama gece de değil gerçi. Sütüm geç geldi. Arkadaşlar öncelikle neyim oluyordu? Halamın oğlu 5 kilo süt getirmiş. Hatta 5 kilo da burada var, 10 kilo. Ama biz ilk 5 kilosunu yapacağız. Yarın bayram olduğu için belki sütlaç falan yapabiliriz. Öncelikle 5 kiloluk tenceremiz var. 5 kilo sütümüz var. Bunu ocakta böyle köpürmeye başlayınca karıştırarak iyice pişiriyoruz. Taş gibi yoğurt yapmanın püf noktası şöyle bir süzgeç. Biz tenceremizi ateşe, ocağımıza aldık. Ve üzerini kesinlikle kapakla değil de şöyle bir şeyle kapatacağız. Yani düşmezsen. Çünkü bunu yapmamızın sebebi bu buharlaşıyor. Buharda su oluşuyor. Su da yoğurdunuzun böyle sulu bir kıvam almasını sağlıyor. O yüzden buharlar buradan böyle abrakadabra. Neyse buharlar bu deliklerden böyle diye dışarı çıkacak. Yani ısındıkça o dışarı çıkaracak. Şimdi köpürene kadar bu şekilde ocağımızda pişecek. Köpürmeye başladığı zaman bir kepçe yardımıyla karıştıracağız sütümüzü. Evet, sütümüz böyle kabarmaya hafiften başladı. Ya ters elimle tutuyorum. Şöyle kaymak da yapmış. Şöyle bir karıştırıyoruz önce. Sonra şöyle ara ara karıştıracağız. Havalandırarak ve altını kısarak bunu pişirmeye devam edeceğiz. 5 kiloya 4,5 kilo olana kadar bekleyeceğiz. Evet, ara ara karıştırarak devam ediyoruz. Evet, bayağı bir kabardı sütümüz. Tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Ne yaptık? Ara ara karıştırdık. Şimdi artık fokur fokur kaynamaya başladı. Altını kıstık ve ben şimdi tekrar altını açıyorum biraz. Sütün şimdi yukarı yukarı kabarmasını bekliyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Taşmak üzere. Ay çok heyecanlı. Kapattım. Kapattım. Sakın dökünme. Sakın, 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 sakın. Hep genelde dakik kapatırım. Ay üflüyorum sanki. Evet. Tam zamanda kapattım. Bir damlası bile dökülmedi. Bu şimdi bayağı bir inecek. Dediğim gibi 5 kiloluk süt 4,5 kilo olana kadar kaynattık. Şimdi bunu tekrar süzgeçle kapatıyoruz ağzını. Kesinlikle kapak kullanmıyoruz. Düşecek neredeyse. Ve bu şekilde bunu soğuyacak ama tabii şöyle tekniktir. Parmağımızı sokacağız. 8'e kadar tutacağız. Böyle 8'e kadar sayacağız. Eğer eliniz yanmıyorsa mayasını atacağız. Bir yandan da ben mayamı da hazırlayayım. Hazır olsun tabii. Mayamızı da hazırladık. 5 kilo süte 5 kaşık yani 5 çorba kaşığı maya. İyice bunu çırptık, çırptık, çırptık. O da ısısında bekleteceğim. Yani sütüm burada soğana kadar. Bu da o da ısısında böyle biraz ılımış olacak. Çünkü dolaptan çıkardım. Bayağı bir soğuk. Dediğim gibi 5 kilo süte 5 çorba kaşığı yoğurt ekleyeceğiz. Ama tabii benim sütüm kaynata kaynata azalttığım için 4,5 kilo. Yani 4,5 kiloya 5 çorba kaşığı desek daha doğru olur. Sanırım
soğudu gibi gibi. Görüyorsunuz, bakın yarım kilosu gitti tencere bu boylarda. Şimdi bunu şu serçe parmağımızı tam ortasına batırıyoruz ve sayıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dayanabiliyor muyum? Dayanabiliyorum. Ama sanki, yani dayanabiliyorsanız mayasını atabilirsiniz. Ve şimdi maya başlayalım. Evet, mayamız da oda ısısında bekledi. Şimdi şundan şöyle bir iki kaşık yoğurdumuza ekliyoruz. Yani mayamıza ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz tekrar. Tam orta kısmına mayamızı boşalttık. Ve şöyle bir tekrar karıştırıyoruz. Ve köşeye bir kenara alacağız şimdi. Şimdi şöyle bir kenara aldık. Üzerini tekrar, bak kesinlikle kapak kapatmıyoruz. Çünkü kapak kapatırsak buhar oluşuyor ve buhar oluşunca da yoğurdumuz öyle taş gibi olmuyor, sulu oluyor. Yani daha önceden ben de öyle yapıyordum ve gerçekten sulu oluyor ama bu şekilde üzerini böyle bir şeyle kapatırsanız o buhar oluşumu zaten bu deliklerden püf uçacak yani. Şimdi yoğurdumuzu bir kenara aldık. Dinlenmeye bırakıyoruz. Üzerinde şöyle bir battaniye var, ince bir battaniye. Gülen yüzlerle, kalplerle ve dil çıkarmayla falan. Neyse, üzerini zaten yaz havasında olduğumuz için ama tek elde yapamayacağım. Bir saniye. Becerdim. Üzerini ince bir battaniye ile ben kapattım. Eskiden bir arkadaşım vardı, onun annesi böyle mayalarken okuyup üflermiş. Bir de çok karanlık yerde olursa daha iyi tutacağını falan söylerdi. Yani siz de böyle hurafelere inanıyorsunuz. Ne kadar karanlık o kadar iyi falan diyormuşuz. Neyse, gülen yüzlerle yoğurdumuzu mayaladık. Pardon, sütümüzü mayaladık. Sabahı ve yoğurt olmasını bekleyeceğiz. Günaydın arkadaşlar. Sabah oldu. Ve şu gülen suratlara bir bakıyoruz. Yoğurdumuz tutmuş mu? Ay. Şöyle şöyle. Açamadım ben bunu. En iyisi açayım. Açtım. Şimdi görüyorsunuz yoğurdumuz tutmuş. Bu köy yoğurtlarında, ay pardon, köy sütlerinde çok kaymak oluyor. Gerçi ben seviyorum, yiyorum yani. Şöyle bakın. Yoğurdumuz, hatta şöyle yapalım. Görüyorsunuz yoğurdumuz çok güzel tutmuş. Ellerime sağlık. Bu arada sabah sabah sütlaç da yaptım. Hazır süt gelmişken az şekerli sütlaç. Yoğurdumuz da burada. Evet arkadaşlar, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.